Şimdi satsan evet güzel para getiriyorsa iyi iş dersin ama en iyi de verim aldığın oyuncunu satıyorsun. Evet. Ne yapacaksın sonra? Valla Valerian Hoca kalacak mı? Kalacak. 3-4-3 oynayacak mısın? Oynayacaksın. Sistem değişmeyecek. 3-4-3'ün en Uyan belirgin yeri ismi. sağ açık ve sol açık. Bek gibi de düşün. Yani bir Evet. tarafta Rozier, bir tarafta Rıdvan. Sattın Rıdvan'ı. Hadi al yerine. 3,5 milyon euro diyor. 4 milyon euro diyor. Alex Teixeira'nın önümüzdeki yılki maaşı. Yani Rıdvan'ı satıp Teixeira'nın bir yıllık şeyini ödeyeceksin. Maaşını ödeyeceksin. Verim zaten ortada yok Alex Teixeira. Onun gibi düşünelim. Ama benim son aldığım bilgi şu. Buyurunuz. Rıdvan Yılmaz Avrupa'da oynamayı çok istiyor. Çok istiyor. Ben satmam. O rakama satmam. Niye? Mesela ben sol bek, sol açık o 90 metreyi kullanan bu yaşta bu potansiyelde nereden bulacağım ben adam? Kaç paraya bulacağım? Kaç para maaş vereceğim? Astarı yüzünü Bir de geçer. çok daha Zarar fazlası edersin. eder yani oyuncu. Eder, zarar edersin. Ha burada çocuğun da bir sözleşme durumu da var. Önümüzdeki günlerde bir 3-4 yıllık daha sözleşme uzatılıp en azından bonservis konusunda elini güçlendirmek istiyor Beşiktaş. Rıdvan Avrupa'da oynamak istiyor. Çok kararlı bu konuda. Ben olsam Beşiktaş yöneticisi olsam Rıdvan'ın neden kalması gerektiğini Rıdvan'a da anlatırım. Ben göndermem. Bu rakamları asla göndermem. Yerine adam kimi koyacağım ben? O 90 metreyi kullanacak komple iki bayrak arasını. Bu yaşta, bu potansiyelde, milli, bu rakama. Bu Arayıp rakam bulamazsın. dediğin rakam ne? İşte 4 milyon euro diyor. Şimdi 4-5 milyon. Ben bu işlere sen bitir ondan sonra Ben şey bu kadar yapayım. ya. Ben olsam ben göndermem Rıdvan'ı bu rakamlara. Çünkü yerine adam koyamıyorsun. Zaten hani çok gerçekçi değil. Ya Çok sola düşük. kim İbrahim Üzülmez orayı 10 sene kullandı? Sol. Çok zor. Takımların en çok hani oyuncuyu monte etmekte sıkıntı çektiği Bak. mevkilerden biri. Bravo. Şimdi üçlü de oynasan, hadi üçlü oynamadığını varsay, dörtlü oynuyorsun. Yine günümüz futbolunda o kadar kıymetli ki, o koridoru kullanabilen adamlar o kadar kıymetli ki, bulamıyorsun yani, İşte alttan bir çocuk Fenerbahçe yakalamışsın mesela yani. işte orada asıl oranın oyuncularını kullanamadı. Novak çoğu zaman tercih Evet, evet, edilmedi. evet. Ferdi'yi kullandı. Zaman zaman Zalai'yi kullandı. Hep değiştire değiştire mevkinin asıl oyuncusunu kullanamadı ve problem yaşadı. Başka yerlerden fedakarlık yaptı. Trabzonspor'u Tabii hiç tabii. söylemiyorum bile zaten Trabzonspor o sıkıntıyı Yani yaşadı. o rakamlar Beşiktaş'ta 3-4 oyuncunun aldığı maaşlar neredeyse. Ben olsam göndermem yani. Oyuncudan da olursun, paradan da olursun. Yerine de adam koyamazsın. Ara ki bulasın ondan sonra. Ozan Zeybek bir şey diyecektin, daha doğrusu soracaktın. Şu var ya, bazı oyuncularla ilgili dönem dönem karşımıza çıkıyor ya, en belirginlerinden biri acı kayıp. Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'le alakalı. Büyük paralar verildi. Ben bizim 23 milyon eurodan bahsediyordu Ahmet Ağol, değil mi? evet. Yanılmıyorum. Teklif 20 milyonun gelmişti demiş. üzerindeydi yani resmi Evet. teklif geldi diye konuşuluyordu. Şu var. Ben yerli yani bizim Türk futbolcularımıza bu tarzda genç futbolcularımıza teklif geldiğinde hani Rıdvan için mesela 4 değil de 6 olsa daha sıcak bakabilir, Ergin de bakabilir, ben de bakabilirim. Kalkıp Rıdvan'a zaten şu an şu pozisyonda 10 milyon euro vermezler. Ben verilmesinden yanayım. Gitsin. Cenk gitti, bir geldi, bir tur daha attı. Gitsin, gelsin, bir tur daha atsın. Kulüplerimiz zarar etmez. Bunlar camialardan çıkan çocuklar. Beşiktaş'a bugün para kazandırır gider. 2,5 bir sezon sonra, 2 sezon sonra tekrar Beşiktaş'a gelebilir. Bunun en güzel örneklerinden biri Halil Akpınar. Göztepe kulübünde oynuyor. Ben birkaç defa oturduğum masada veya bildiğim, tanıdığım spor adamlarıyla Göztepe kulübü mesela geçen sene 4 milyon dolar Trabzonspor para veriyor Göztepe. Ben anında veririm. Anlatabildim mi? Bir tur atıp gelsin ya. Yine dönüp dolaşıp geleceği şey sensin yani. Bir tur atıp gelsin, sen o 4 milyon doları al. Rıdvan'la ilgili buradaki olay ne biliyor musun? Küçücük bir şey. 4 milyon bugün için Beşiktaşlıyı da tatmin etmez. Taraftarı da, yönetimi de. 6 desen iş değişir. Sonraki satıştan pay Ya vesaire. onlar çok bir şey değil. Onlar biraz işin Ben süsü gibi. süsü, İşin aynen süsü öyle. gibi. Benim derdim şu. İkna ettirme, sus payı gibi bir şey oluyor. Hadi adam bul, adam koy oraya. Doğru. Benim Ya derdim bu zaten yani. kesinlikle bütün takımlar için bu Bak geçerli. Ersin için söyledim ben bunu. Emre biraz o konuda benim algımı kırar gibi oldu. Hani bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Evet. Bu tabii görmek lazım seri maçlar biraz daha. Hani buna şey, ben örneklere gitmelerine karşı çıktığım zaman bana şey örnekleri veriyorlar işte. Hollanda, Portekiz onlar diyor sürekli satıyorlar. Tamam da 20 adam satıyor arkadan bir sene sonra 20 adam daha görüyorsun o ligde. Üretim var orada. Sen
20 senede adam yakalamışsın bir tane yani sol tarafa. Kendi öz kaynağından çıkardığın. O yüzden bu kadar kolay vazgeçilmemeli diye düşünüyorum ama bazen kulüpler bu konuda çaresiz kalıyor. İkna olmuyor oyuncular. Yani orada en şey tarafı Rıdvan'ın gitmeyi çok istemesi, Avrupa'da oynamayı çok istemesi. En belirleyici de o. Sonuçta nihai kararı burada oyuncu verecek. Ama herhalde o da yani takımını, altyapısından yetiştiği takımını sıkıntıya sokmayacak. Yok bir... o imzalar atılır zaten. Hani yeni sözleşmeler yapılır. Kaç para oynuyor kadar. Biliyor musun Rıdvan şu an? Vallahi net bilmiyorum ama oldukça bir düşük bir rakam. Yani düşük rakamlar onlar. Ersin'in de Rıdvan'ın da olayı düşük rakamlar. Bir cüzi bir artış yapılmıştı bir dönem. Yapılır, yine yapılır. Yeni sözleşme imzalarsa yine yapılır. Ama şöyle bakmak lazım. Şimdi Torino'da kazanacağın para, Torino'daki hedefin. Yani ben gitmelerine karşı değilim de. Öyle bir yere gideceksin ki harbiden gerçekten tabii, değsin tabii, yani. Tabii tabii değecek. Yani. Beşiktaş kulübü mü, Torino mu? Beşiktaş. Değsin yani. Tabii. Kulüplerin Türk oyuncuları verdiği ücret finansal fair play kurallarında sayılıyor da yabancıya ödediği sayılmıyor mu? Yoksa elindeki iyi Türk'ü satıp onun yerine daha vasat yabancı neden fazla ücret ödemek için Türk oyuncuyu satıyor ki diye bir sistemli mesaj aşağı atmış Gürkan Bey. Benzer şeyler. Aynen benzer. Öyle. Yani şey diyoruz ya, deniz bitti artık, yüksek ücret yok diyoruz ya. Kaç yıldır camiadasın? Vallahi 42 yaşındayım, 30 yıldır varım. 30 yıldır varsın. Beri 25 içeride. Yıldır varsın mesela. Evet. Deniz bitti lafı 25 yıldır i̇şte onu var. Onu söyleyeceğim. Bak geçen sene Haziran ayında da biz her takım için deniz bitti diyorduk. Beşiktaş Ağustos ayında 4 tane oyuncuya 3 milyon euro maaşla imzaladı işte. Pjanic, Batshuayi, hadi Gezal senin o kaldı. Öbür Alex Tekşehir'e. O zaman bitmemiş miydi mesela Deniz? Şimdi deniz bitmesinden ziyade... Karada mı yüzüyoruz, ne yapıyoruz? Yani Dubai gibi satta deniz yapacaksın, deniz getireceksin. Asıl spor yasası çıktıktan sonra, tam yürürlüğe girdikten sonra, işlevini gördükten sonra şunlarla karşılaşacağız. Bir fıkrayla anlatıyorum bunu. Geçen de fotomaçta köşemde de yazdım. Köy heyeti, yaşlı heyeti, ihtiyar heyeti, milletin de uykusu açılsın biraz Melike, saat 1:30 geliyor. Köy meydanında Ağustos ayında kahvede, köyün kahvesinde oturuyor. Sıcak tepeden böyle yapar ya köylüler, yaşlılar mendili böyle ensesine evet. koyar falan. Ya diyorlar, bu tavuk çiftliğine bir bekçi bulmamız lazım. Oradan tilki geçiyor. Tilkiyi çağırıyorlar. Tavuk, ben biraz uzatarak anlatıyorum artık. Tilkiye diyorlar ki, tavuk çiftliğine bekçilik yapar mısın? Yaparsan kaç para istersin? Ne parası pulu diyor. Ben dava adamıyım diyor. Düşün yani. Anlatabildim mi? Türk futbolunda da böyle dava adamı rolünde birçok insan vardı. Şimdi bu yasadan sonra bu dava adamları kaybolacak. O zaman bir soru var. Tam da bu konuyla ilgili ama onu ilerleyen dakikalara saklayacağım. Bir Trabzonspor'dan haberimiz var. Ona geçmek istiyorum. Abdullah Avcı'nın karnesiyle ilgili. Gerçekten sıkıntılı bir süreçte Trabzonspor'da göreve geldi ama bir noktadan şu anda işte en hareketli, en coşkulu şarkıları yakıştırdıkları Trabzonsporların noktaya getirdi.